Airport'tan merhaba. Bu hafta Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ndeyiz. Burası neresi derseniz Atatürk Havalimanı'nın Florya tarafına kalıyor. Ve bu terminal Atatürk Havalimanı İstanbul Yeni Havalimanı'na taşındıktan sonra da öyle görünüyor ki uzun yıllar İstanbul'a ve Türkiye'ye hizmet edecek. Belki farklı bir konsepte City Airport veya adına ne derseniz ama genel havacılık terminali ve yanı başındaki pist uzun yıllar burada olacak. Biz de bugün genel havacılık terminalinde genel havacılık nedir, kimlere hizmet eder, bu genel havacılık terminalinden kimler geçer, ülkemize katkısı nedir bunları TAV Genel Havacılık Terminalleri Genel Müdürü Berin Hanım'la konuşacağız. Berin Hanım merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Şimdi hoş bulduk, buraya ara ara geliyoruz, bazen evet. uçuyoruz, bazen evet. ziyarete geliyoruz evet. evet. ama şu genel havacılığı biz bile bu işin içinde olanlar, ...diğer insanı anlatmakta zorluk Zor yaşıyor. Değil, evet. Genel havacılık nedir? Kime hizmet eder? Hı -hı. Böyle herkesin anlayacağı Hı -hı. dilden şekilde. ve uslupla <laughs> rica edebilir miyiz? Evet. Ee, şöyle basit bir şekilde ben de aynı şekilde başlayarak söyleyeyim. Genel havacılık terminali ana terminallerin içerisinde bulunan ve butik işletilen terminallerdir. Aynı bir dış hatlar ve iç hatlar terminalinin minyatürüdür aslında dış hatlarda bulduğumuz, iç hatlarda bulduğumuz, verdiğimiz bütün hizmetlerin aynılarını biz de burada bu terminal olarak, yeni havacılık terminalleri olarak veriyoruz. Bizim de e, X-ray geçişimiz, pasaport polisimiz, gümrüğümüz, tax-free hizmetlerimiz, duty-free'imiz, e, yiyecek servisimiz, hepsi bulunuyor. Bu terminaller ülkelerin dünyaya açılan en özel kapıları. Tav olarak biz bu en özel kapıların, 5 tanesini Türkiye'de işletiyoruz. İlk hizmetimize İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladık. Yıl 2006'ydı ve daha sonra sırasıyla Ankara'da, İzmir'de, Bodrum'da ve son olarak da Antalya'da bu terminallerden işletmeye başladık. Terminallerin en büyük özelliği yolcuya sağladığı hız ve konfor diyebiliriz açıkçası ve sadece Türkiye'nin değil bütün dünyanın iş, sanat, kültür, ekonomi, spor camialarının misafirlerini bu terminalde ağırlıyoruz. Ve bizim açımızdan da çok önemli çünkü bu bir ülke imajı ve biz de ülkemizi en iyi şekilde tanıtabilmek ve misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlayabilmek için ekip arkadaşlarımızla birlikte burada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ve her defasında hem kurallar çerçevesinde hem de hizmetin kalitesini arttırabilmek için iç bünyede de bununla ilgili eğitimler düzenliyoruz. Daha iyi ülkeyi nasıl anlatabiliriz diye. Kimler buradan hizmet alıyor diye e, cevaplayacak olursam şunu söyleyebilirim. Genel havacılık veya hava taksi işletmeciliği ruhsatıyla uçuş yapan en fazla 20 koltuğa kadar olan uçaklar bu terminalden hizmet yani alıyorlar. Yani özel iş jetleri. Yani evet, bu, evet. Diğer adıyla özel iş dille de, özel jetler. Aynen. Business jetler. Aynen. Bu terminali kullanıyor. İş adamları, şov dünyası, sanat, spor, cami insan, evet, insanlar evet. ister kendi uçaklarıyla isterse kiralanmış evet. özel uçaklarla bu terminale geliyorlar ve bu terminallerden dediğimiz bütün bir dış hatlardaki ve iç hatlardaki hizmetleri alıyorlar. Bu terminalin e, ve terminallerin özür diliyorum en büyük önemi dediğim gibi daha evvelsini düşündüğümüzde ana terminalden alınan hizmetlerdi bunlar. Tabi bu e, bir iş yeti sahibinin zaman ve konforuna e, eksi bir değer katıyordu ana terminal içerisinde olmak. Yani Genel kalabalığı... Kalabalığın içerisine yoğunluk girmiş içinde. oluyor, yoğunluk içerisinde zaman kaybediyordu. Burada gene aynı kurallar çerçevesinde her türlü hizmet gene aynı olmak kaydıyla ama butik bir şekilde çalışıyor. Tabi bu artı bir değer ve dediğim gibi ülke imajı için bunlardan dünyada çok var ve diğer adıyla FBO diye anılıyor bunlar ve bu terminallerden dünyada hizmet alıyor bütün jetleri olan şirketler. 2006'da ilk hizmete girdiğinde genel havacılık temeli Türkiye'de önemli sayıda iş yeti vardı. Büyüktü evet. küçüktü. Evet evet çok güzel bir konu bu doğru söylüyorsunuz. 2006'da biz ilk başladığımızda e, yaklaşık 30 ile 40 arasında iş yeti vardı. Evet. Bugüne baktığımız zaman 2018 şu an yaklaşık 160'a yakın iş yeti var. Hatta bunları sınıflandırıyoruz biz. Tam onu merak ediyorum. Onu şimdi merak ediyoruz, evet. Büyük, küçük, orta evet. veya küçük, da siz kendi, orta, diliyle, büyük, evet. kendi diliyle. Küçük, orta, büyük, kendi diliyle light jet, e, mid jet, e, heavy jet olarak söyleyebiliriz. E, şimdi pazardaki paylara bakarsak şu an bu 160 uçağın 56'sı orta sınıfta. Evet. Mid size ee, da, evet mid size da geçiyor. Ee, heavy size da yüzde otuzluğu var. Ve light jetlerde de pardon 36'lığı var. %14 gibi bir bölümü de light jetlerde kalıyor. Mesela İstanbul trafiğinden bahsedecek olursak yılda trafik sayımız bizim 5000 uçuş. Hı hı. Ve yolcu sayımızda misafir sayımızda yaklaşık 25 bin ile bin yolcu arasında yılda. değişiyor yılda. İyi bir rakam Evet evet bundan sonraki trafik en yüksek Ankara'da. Ve şöyle de bir şey söyleyebiliriz. Mesela Bodrum. Antalya, İzmir bunlar sezonluk terminallerimiz ama İstanbul ve Ankara yaz-kış çalışan bir terminal. Ankara'da trafik yaklaşık 3500 uçak ve 10.000 ile 15.000 yolcu arasında değişiyor. Bundan sonraki sıra Bodrum'da. Bodrum'da yaz içerisinde bir yılı kapsayan sezonda 2500 uçak yapıyoruz. Orada da yolcu sayımız 10.000 ile 12.000 arasında değişiyor. Şimdi Antalya yeni başladı. Evet. Antalya'da böyle bir ürün çeşitliliği de yoktu. Evet. Yani evet. var demeyin ben nasıl olduğunu biliyorum sizde var olduğunu düşünüyorum evet, çünkü daha evet. önce bu sene ilk defa teslettim. bizim için Evet. Hı -hı. Ama Antalya diğer taraftan da böyle nitelikli turist ağırlamak isteyen Hı -hı. bunun için işte zaman zaman bakanın, belediye başkanının, turizm otoritelerinin demeç verdiği bir bölge. Ama bunu evet. bir türlü başaramıyorduk. Şimdi siz ilk sene edindiğiniz tecrübe izlenim nedir? Ee, tabii burada yaptıklarımızı. Açıkçası dürüst oluşma, olmak gerekirse tecrübelerimizi oraya taşımak bütün niyetimiz. Bu sene biz bir gözlemci niteliğindeydik. Önümüzdeki yıllarda daha iyi bir şekilde buradaki uygulamaları çünkü bunlar bize ses olarak geri geliyor. Burada böyleydiniz orada da olacak mısınız? Aldığımız ve yaptığımız gözlemlerin her birini oraya da hizmetleri tekrardan yansıtacağız. Şu an çalışmalarımız tamamladık ama bu bizim ilk sezonumuz demeliyim. Bir de tabi buradan bizim gönderdiğimiz yolcularımız, iş adamlarımız olduğu gibi Evet. bir de yurt dışından Türkiye'ye evet. iş amaçlı çeşitli amaçlarda gelenler var. Evet. evet. Onlara evet. da verdiğiniz hizmetler var. Onlarla nasıl bir diyalog süreci söz konusu oluyor? A Açıkçası e yaptığımız hizmet, kongre turizmi yapıyorsak kongre turizmine göre bir hazırlık yapıyoruz. Diyelim ki bir sanat camiasıyla veya spor camiasıyla ilgili bir karşılama uğurlama bir hizmet sunacaksak, Öyle oluyor ki kişinin kendi yakınında ilk etrafında birincisi ile ilgili gelen bir grup oluyor. O grupla ön çalışmaları tamamlıyoruz. Nasıl bir hizmet vereceğiz? Terminalin ilk sırayından geçerken ki valiz aramalarındaki sürecinden tutun. Pasaport polisine geçene kadar ki süreç içerisinde ne gibi hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Bir, bir bacağında menajerleriyle konuşmak durumunda kalıyoruz. Salon içerisindeki ikramları çeşitlendirebiliyoruz özel istekleri varsa. Aynı şeyi bunları uçak içinde de yapıyoruz. Normal bir terminalde ya körükten geçip uçağa biniyorsunuz ya evet. da otobüsleri taşıyor. Burada hemen yanı başınızda ama evet, siz evet, nasıl evet. lozları uçağa götürüyorsunuz, geleni alıyorsunuz? Evet, hiçbir farkımız yok. Yer hizmetleri şirketleri, temsilciler, e, gümrük, Emniyet, özel güvenlik, herkes burada. Dediğim gibi minyatür bir terminal burası. Hem iç hatlar var hem dış hatlar var. Aslında salon gibi gözüküyor ama terminal. Evet, ayrıştırılmış. Ayrıştırılmış birer terminal. Duty free'si var. Alışveriş yapmak isteyenlere gene duty free hizmetleri sunuyoruz. Burada e açılmazdan evvel yaşanan bütün sıkıntıları bertaraf ettik 2006 itibariyle. Çünkü neden? Uçağınız var. Binmek için geliyorsunuz. X-ray'den üzeriniz arınarak geçiyorsunuz. Özel arabalarınızla veyahut korumalarınızla geliyorsunuz geldiğiniz an itibariyle X-ray'den geçiyorsunuz. Üst aramanız yapıldıktan sonra güvenli bir şekilde valizleriniz aynen gene X-ray'den geçiriliyor. Pasaport işlemleri. Pasaporta geliyorsunuz sırasıyla. Pasaport işlemleriniz yapılıyor. Bu sırada da uçuş ekibi, kaptanlarınız ve beraberinizde uçacak kişiler de sizinle birlikte salon içerisinde uçağın hazırlanma süresini bekliyorlar veyahut kalkış saatini. bizler burada onların istediklerini hitap edecek şekilde eee Catering servisi evet. yapıyoruz. İsteyenler televizyon seyredebilir. İnternet ağında kendi işleri varsa onlara devam edebilirler. Bu gelince de buradan Buradan direkt olarak yer hizmetlerinin getirmiş olduğu araçla Uçağa kadar Zaten kendilerine. Zaten çok yakın yani. Evet, uçağın. evet. Buradaki mesafeler Belki açıkçası çok. Evet, Belki de önünde duruyor. Evet, ama yürüme yasağı evet, olduğu, olduğu için, için Afronda mecburen, mecburuz. Evet. Yer hizmetleri şirketinden hizmet almak durumundayız. Araçlara bindirip misafirlerimizi uçağa götürürüz. Genel havacılığın bir ayrılmaz cüzü olarak yan tarafımızda genel havacılık hangarları var. Evet, evet. O 18. Da, evet. Bunlar ne yapar burada biraz da Evet, sizin de ilgi alanınız evet, giriyor. Evet, evet. Bizim de bir hangarımız var. Burası evet. bu bölgenin e, özel uçaklarının ayrı bir apronu olduğu gibi. Hangarlama içinde hangarları var toplam şu an burada 21 tane hangar var 18 tane nizami dizilmiş 9 birbiriyle sırt sırta bakan hangarımız var her biri 1500 metrekarelik bu hangarlar bir parçası bu işin yani bir iş yeti dediğiniz zaman bir hangarlama olmak durumunda bir de terminal olmak durumunda resmen bir üçgen olarak nitelendirebiliriz burayı terminal. Jetler ve hangarlama bu hizmeti. Burada hem hangarlama hem de bir yönde de teknik hizmetlerini de tabii, zaten oradan gideriyorlar. Tabii tabii evet güzel bir şey doğru söylüyorsunuz. Burada teknik hizmetler de sunuluyor. Yani belli başlı e, uçakların e, hizme, e, burada teknik hizmetini sunan şirketler var. Yani bunların temsilciliğini almış bu işi yapabilirliğini onaylatmış firmalar var. Aynı zamanda burada bir takım bakımlarda yapılan hangarlar mevcut. Peki... Ülkenin ekonomik gidişatını buradaki trafikten ne kadar anlamamız mümkün? <laughs> ee, evet, e, tabi bu, bu bunu biz yaşıyoruz, canlı evet. olarak yaşıyoruz. Yani dalgalanmaları görebiliyoruz. Bir de dalgalanmaların haricinde aslında bizim e, yaşadığımız süreçlerin içerisinde yıllardır yani 2006'dan beri gördüğümüz bir şey var. E, Kasım, Aralık ayları dingin aylarımızdır bizim. E, Mayıs ayı uyanma ayıdır. Nisan'da mayıs'ta trafik bir anda artmaya başlar. Temmuz, Ağustos'ta Yoğun. inanılmaz yoğundur. Yoğun. Sezonluk e, yoğunlaşmalar hangi aylarda biliyoruz ama tabii e, sizin değindiğiniz şekilde sıkıntılar, dünyanın yaşadığı sıkıntılar, ülkenin yaşadığı sıkıntılar yüzdesel olarak e, buraya da ne, yansıyor. Ne tabii ki bir e, yapmış olduğumuz bir çalışmada şunu da gördük. Yüzde %60 bu jetlerin e, sektörü inşaat ve turizm e, yapan şirketlerde İnşaat Turizm İnşaat %60. Turizm yüzde altmışı evet. burada yüzde yirmilik e, sektör olarak enerji sektöründe diğer kalan yüzde yirmiye baktığımızda lojistik şirketler var, e, medya şirketleri var, kimya şirketleri var böyle de bir dağılım var. Bu bu kendi içerisinde tabii bizsin enerji yaratıp zaman zaman değişiklikler olabilen bir sektör ama hani genel anlamdaki ağırlık şu an bu. Bir de Atatürk Havalimanı ticari yolcu kapasitesi o mevcut ihale şartlaması çerçevesinde İstanbul Yeni Havalimanı'na taşınınca galiba burası daha önemli bir genel havacılık terminali haline dönüşecek. Dolayısıyla buranın bu haliyle o beklentileri karşılayacağını zannetmiyorum. Öyle bir iyileştirme süreci, öyle bir çalışma söz konusu mu? büyütülmesi falan gibi. Evet, bunlar bizim de sizler gibi takip ettiğimiz gerek basınsa, basından gerekse iş grubu arkadaşlarımızdan takip ettiğimiz konular. aynı şekilde bir bir değişiklik olacaksa biz de tav olarak bu bünyenin içerisinde bize düşen parçada çalışmalarımızı tamamlayacağız şu anki durumda eee İstanbul Atatürk Havalimanı olarak konuşmak gerekirse diğer terminallerde zaten sürecimiz devam ediyor. burada da bize düşen görev ne ol, ne olursa biz de bunu Yaparız yapmak diyor. için evet burada hazırız açıkçası ekip arkadaşlarımızla birlikte en iyisini yapmak için hazırız. Yok zaten 2006'dan bu yana epey bir evet. mesafe kaç tane evet, terminal evet. genel havacılık terminali 5 evet, evet, tane ve evet. bu belki önümüzdeki yıllar çoğalacak. Evet. Evet. artık Genel Havacılık Terminalleri Kralçesi <laughs> Teşekkür <pozisyonuna> ederim. <edin>. <laughs> çok naziksiniz, çok mersiniz, sağ olun. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Güzel ediyorum. Güzel bir bilgilendirme Çok mersin. Umarım mersi. izleyenler, dinleyenler de. Evet, inşallah e, faydalı Evet. İş dünyasındaki, sanat dünyasındaki, evet, spor evet. dünyasındaki insanların zaman zaman özel yaptıkları seyahatlerin nasıl ve nereden gerçekleştiği hakkında bir fikir sahibi olmuşlardır. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederiz. Ben tamam. teşekkür ediyorum lütfen.